sana hocam. Ben çok iyiyim. Yani sizden çok memnun kaldım. Yani böyle ve ben Halil hocamı gerçekten rüyamda gördüm. Bütün onu anlattın mı? Evet, onu. Doktorların hepsini bir tarafa attım ve inandığım şeyi yapmak için Halil hocaya geldim. Gerçekten öyle hocam. Geçmiş olsun. Ben çok mutlu ayrılıyorum. Biz tabii birçok hekime gitmiş. Yani Türkiye'de herhalde bu işle uğraşan gitmediği kimse kalmamış. Tabii herkes komplikasyonlardan bahsedince insan çekiniyor. Hatta biz ameliyat aldık, yoğun bakımda. İlk uyandırdığımızda bana dedi, ben yaşıyor mu dedi. O kadar etkilenmiş, rüyalarına giriyor ameliyat. Yani evet. Bir seferinde hatta diyor, ben sizi diyor rüyamda gördüm diyor. Beni ilk gördüğünde dedi, ben sizi önceden rüyamda görmüştüm dedi. Evet. Allah'a şükür hani zor bir ameliyattı ama çünkü tümör derine giden bir tümör. Ve başarıyla çıkardık. İnşallah bundan sonra da daha da iyi olacak. Nüksetmemesi için gerekli tedbirleri de aldık. Tabii normalde hayat riski olan, işte felç olma riski olan bir ameliyat. Gittiği yerlerde %50 felç olabilirsin. İşte masada kalma şansın var denilen bir ameliyat bu. Çok yaptığımız için de kendimizde bir özgüven oluştu. Onun da etkisi var. Ve Hülya Hanım'dan çok çok zorlarını bile biz buradan ameliyat yapıp gönderdik. Tabii hastalarımız araştırınca bana gelmek hastalarımıza zor geliyor. Ben onu da anlıyorum. Hatta diyorlar ya bu kadar başarılı bir doktor olsa Van'da ne işi var? Ama işte biz tercihimizi Van'dan yana kullandık. Bir cerrahın sık yer değiştirmesi de doğru değil, ona inanıyorum. Ve burada belli bir standart oluşturduk. Yani bu sadece hekimle alakalı bir olay değil. Şu ana kadar 250'ye yakın glomus tümör ameliyatımız oldu. Bunların büyük bir kısmı ameliyat yapılamaz, masada kalır, felç olur denilen hastalar. Yani bunların her biri çok zor ameliyatlar. Şimdi buna rağmen bakın bizim sonuçlarımız çok 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 iyi. Yani dünyada bu kadar başarılı sonuçlar yok. O yüzden hastalarımız mesela araştırıyor, diğer hastalarımızla irtibata geçiyor. Onlar yaşadıkları süreci anlatıyorlar ve ondan sonra rahatlıkla bize geliyorlar. Ben hastalığımı aslında birkaç yıl önce öğrendim ve çok fazla araştırma yaptım. Çünkü çok riskli bir hastalık olduğunu biliyordum. Öğretmen olmam sebebiyle ses tellerim önemliydi, şah damarım önemliydi, hayatta kalmam çok önemliydi. Ben Ankara ve İstanbul'da çok fazla doktorlara gittim. Birçok ünlü doktorla da görüştüm aslında. Halil Hoca'yı tesadüf eseri buldum diyebilirim ve ben o gece bir rüya gördüm. Rüyamda Halil Hoca'yı gördüm gerçekten. Yani ameliyatımın çok başarılı geçtiğini bana söyledi. Hiçbir komplikasyon olmadığını, hiçbir sinirimin, hiçbir damarımın yıpranmadığını bana söyledi. Bu bana çok büyük bir enerji verdi. Ve ben bunun üzerine bütün doktorları bir tarafa attım. Ve Van'a kadar geldim. Bana şey dediler, yani senin Van'da ne işin var Allah aşkına, hani İstanbul'da doktor mu yok falan dediler. Ama ben dedim, inandığım şeyi yapmak istiyorum, beni etkilemeyin dedim. Ve ben geldim. Gerçekten çok mutluyum. Ve Halil Hoca gerçekten hasta doktor ilişkisi açısından çok mütevazi, çok sıcak bir insan. Doktorluğu, hekimliği de bence çok iyi. Ben çok memnun kaldım. Yani insan olarak da bence çok iyi bir insan. Kendinizi şu an nasıl hissediyorsunuz? İyi hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Ben yani mutlu ayrılıyorum. Şu görünen kabarık yer 8 santimlik bir tümör. Çok da zor bir ameliyat ama inşallah onu da başarıyla. Hocam biz size güveniyoruz. Metninizi duyduk geldik hocam. İnşallah hayırlısıyla bitecek ameliyat.